Selamünaleyküm kardeşlerim. Çok hayırlı bir iş için karşınızdayım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sizi sabah namazına davet etmeye geldim. Evet, bazı kardeşlerim sabah namazına kalkma taktiği istiyorlar. İnşallah onlara dilimiz döndükçe bizim elde ettiğimiz yıllar içinde tecrübe edip tasdikleyip onayladığımız, denedik %100 çalışıyor dediğimiz bazı taktikler var. Onları sizlerle paylaşacağım. Özellikle iki tane dua var. Bu iki duayı yaptığımız anda Allah'ın izniyle sabah namazına kalkacaksınızdır. Kardeşlerim merak etmeyin. Emin ellerdesiniz. Çınaraltı bugüne kadar sizi yanılttı mı? Yanıltmadı dediğinizi, bağırarak söylediğinizi ve alkışladığınızı, ıslık çaldığınızı duyar gibiyim. Allah razı olsun, biz de sizi seviyoruz. Şimdi tabii sabah namazına kalkmak nasip meselesi. Cenab-ı Hak dilediğini huzuruna kabul eder, dilediğini de uykuya bırakır, huzuruna almaz, kabul etmez. Bu demek değil ki Allah sizden vazgeçmiş, sizi terk etmiş, sizi istemiyor. Hayır, sizin duanızı istiyor, talebinizi istiyor, çabanızı istiyor. Nasipli olmak için kısacası dua etmek, çaba göstermek gerekir. İki tane dua var dedim. Nedir bu iki dua? Birisi dil ile, ikincisi hal ile yapılan dua. Bu ikisini yaptığınız zaman Allah'ın izniyle sabah namazına rahatlıkla kalkacaksınızdır. Biz çocukken bir reklam vardı. En tatlı sabahlar, çikolata markası var, onunla başlar diye. Biz de diyoruz ki en tatlı sabahlar sabah namazıyla başlar. Onun müziğini bulursan hatta burada gir. Ya sabahın köründe mi kalkılır diyen var mı? Yoktur herhalde. Sabahın körü ile sabahın nuru arasında 4 rekatlık ince bir fark var. Neden 2 rekat demedim, 4 rekat dedim? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadiste diyor ki sabah namazının 2 rekat sünneti dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Sabah namazının 2 rekat sünnetini arkanızda süvariler, atlılar sizi öldürmek üzere kovalayacak dahi olsa terk etmeyiniz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sabah namazına çok geç kalıyor, son vaktine geliyor. Buna rağmen sabah namazının sünnetini kılıyor ve sahabe sorduğu zaman hayır diyor, ben ne olursa olsun yine farzdan önce o sünneti tamamıyla mükemmel bir şekilde kılacaktım, kılmam gerekir diyor. Demek ki farzın şiddetine yakın müekket bir sünnet, asla terk etmeyelim. Biz bazen namaza yeni başlayanlara diyoruz ya işte şimdilik farzları kılsan yeter ama sabah namazı hariç diyoruz. Sabah namazı sünnetini de mutlaka kıl. 2 rekat zaten. Çok önemli. İsra suresi 78. ayette Cenab-ı Hak diyor ki sabah namazını kıl çünkü sabah namazı şahitlidir. Dikkat et, bunu mesela başka şeyler için söylememiş. Sabah namazı için bunu söylemiş. Öğle namazı dememiş. Demek ki Allah bizden bazı belgeler istiyor ama o belge olmazsa olmaz diyor. Yani o kesin olsun diyor. Diğerleri de mutlaka olsun ama o kesin kesin olsun. Şiddetini arttırıyor. Yani o ahirette çok ciddi bir referans senin için. Senin için şahitlik edecek. Diyecek ya Rabbi bu kulunun şu günahlarını bağışla. Ben ona şahidim ki sabah namazında benimleydi. Sabah namazını eda etti. Diyecek. Mesele büyük. O yüzden sabah namazını kaçırmak çok büyük bir cürüm. Biz biraz hafif görüyoruz ya, belki de ondan kalkamıyoruz. Kardeşim diyorum, namaz kılıyor musun? Evet abi kılıyorum diyor. 5 vakit kılıyor musun? Evet abi elhamdülillah. Ya bir sabah namazına kalkamıyorum. Ya bir sabah namazı derken hafif mi alıyoruz? Sanki belki bundan dolayı problem oluyor. Bundan dolayı kalkamıyoruz. Sabah namazı diğer 5 vakit içinde en önemlisi olarak göreceğiz ve ona teveccüh edeceğiz. Neden böyle? Çünkü diğer namazları belki kılmak için nefsimiz bu kadar bizi zorlamıyor. Ama uykunun en tatlı anıdır sabah namazının vakti. Onu Allah için feda etmek, nefsinden vazgeçmek meselesi olduğu için çok önemli yani. Abi ne garip değil mi? Yani mesela bir gencin sabah bir YKS sınavı olsa, üniversite sınavı, onun için ne kadar önemli bu? Gece neredeyse uyuyamıyor yani. Biz de bu şekildeydik. Ama sabah namazı acaba haşa YKS sınavından daha mı önemsiz görülüyor ki alarm duyulmuyor, şey yapılmıyor? Biraz yani aslında önem sıralamamızda biraz hata var. Aynen öyle. Hatta anne babaları da bu konuda biraz suçlayalım değil mi? Onu suçlama, bunu suçlama. Biraz da suçlamamız lazım. Anne babalar çocuğunu sabah namazına kaldırmaya kıyamıyorlar ama sınav olduğu zaman kalk kalk hadi sınavını kaçıracaksın diye kızıyorlar. Belki terlikle vuruyorlar kafasına. Ama yani mesele çok önemli bir mesele. Sen dünya menfaati için o çocuğun sınavı kaçırmasını istemiyorsun. Ahiret menfaati, ebedi saadet. Ahirette o çocuk diyecek ki anne saçımdan sürükleseydin de beni kaldırsaydın. Şimdi senin yüzünden ateşe giriyorum. Çocuğunu ateşe atar mı bir anne? Atıyor işte. Bilmeyerek atıyor. Yani orada yanlış bir şefkat var. Esas şefkati oraya sevk etmesi lazımdı. Ahirete yöneltmesi lazımdı. Çocuğunun ahiretini düşünmesi lazımdı. Ve hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sabah namazını kılan Allah'ın himayesi altındadır. Ya istemez misin Allah'ın himayesine girmeyi? Öyleyse sabah namazında mutlaka orada hazır bulun. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki camide cemaate yetişmenin faziletini bilselerdi insanlar birbirleriyle yarışırlardı. Sabah namazını kılmanın faziletini bilselerdi camiye gelmek üzere sürünerek dahi olsa çaba gösterir gelirlerdi diyor. Buhari hadisi bu. Sahih hadis.
Ben özellikle şunu duyunca çok korktum. Yani kim münafık olmak ister? Kimse istemez. Cehennemin en dibinde bak, Hristiyan, ateist, Yahudi, bunlardan daha aşağı bir yerde en şiddetli azaba uğrayacak kişi kim? Münafık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musun? Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen bir şey yoktur. Sabah namazını kaçırdığımız zaman münafık olmayız ama münafıkça bir amel işlemiş oluyoruz demek ki. Ya bir özelliğimiz münafığa benzemiş oluyor. İster miyiz böyle bir şey? Allah muhafaza etsin. O yüzden ne yapıyoruz kardeşim? Yarından itibaren değil. Şu andan itibaren o psikolojiye giriyoruz. Eğer bunu izlerken sabah namaz vakti girdiyse hemen kılıyorsun. Girmediyse bir sonraki sabah namazında görüşüyoruz, oldu mu? Bazı kardeşlerim var, pazu yapıyorlar. Fitness salonlarında ağırlık kaldırıyorlar. Çok güçlü olduğunu iddia edenler de var. Ben gitsem o halterleri değil salonu kaldırırım diye gücüne kuvvetine güvenenler var. Onlara bir şey sormak istiyorum. Güçlü olduğunu mu düşünüyorsun? Sabah namazında yorganı kaldırmayı dene. Çünkü insana en ağır gelen şey o yorganı kaldırıp gidip abdestini almak olsa gerek. Bu aslında nefsin, şeytanın telkiniyle aldandığı bir sus. Yoksa normalde çok kolay değil mi ya? Hiç böyle zor falan değil aslında. O yatağı kaldırıp yorganı attığın zaman Bismillah deyip kalktığında ya 2 dakikanı alıyor ya, abdestini aldın, namazını kılıyorsun. Ha mümkünse camiye git. Çok daha faziletli ama hiç kılmamaktansa elbette kaçırma. Kalk ve kıl. Evde hatta birileri varsa cemaatle kıl. Uykunun en tatlı olduğu an o andır. Şeytan adeta böyle senin üstüne oturur, yorganını kaldırmamaya çalışır. Kam kurar yani senin üstüne. Ama sabah namazına kalkmazsan pişman olursun. Şimdiye kadar sabah namazına kalktığı için pişman olan adam gördün mü? Ya 10 senedir sabah namazına kalkıyorum, pişmanım ya, başladım bırakamıyorum bu merete falan diyen yok. Yok. Ama kalkamayan herkes pişman. Kalkmadın diye yattığın, uyuduğun şeyler yanına kar kaldı mı bugün? Hayır. Ama o zamanlar kalkıp kılsaydın, geriye dönüp baktığında şükredecek hatıran vardı. Ebedi yatırımların olacaktı. Şimdi boşa gitti her şey. Gel kılamadıklarını da kaza et. Şimdi hızlı hızlı isterseniz taktiklerimi paylaşayım sizle. Taktik 1. Biraz geç girdik ama buradan sonrası önemli. Belki de en önemlisi bu. Sabah namazına alarm değil, gönül kurmak lazım. Ya şimdi alarm teknolojisi diyelim 100 yıldır var. Ondan önce ne yapıyordu insanlar? Gönüllerini kuruyorlardı. Sabah namazına kaldıran alarm değil, imandır. Eğer sen şunun farkındalığına ulaşsan, eğer ben sabah namazına kalkmazsam şöyle demiş olur muyum acaba? Allah'ım cennetini istemiyorum, cehenneminden de korkmuyorum, uykumu huzuruna gelmeye tercih ediyorum demiş oluyor olabilir miyiz acaba? Peki imanı nasıl elde edeceğiz? Nasıl kuvvetlendireceğiz? Zaten iradeyi güçlendiren şey de iman. Çınaraltı videolarını izleyeceksiniz. Çınaraltı videolarından imanınız kuvvetlenecek ve o videolarda söylediğim tefsir okuyun, ilminizi arttırın gibi şeyler var ya, işte hani o marifetullah ilmi. Allah'ın sanatlarından onun sanatkarlığını tanıma meselesi yani. Taklidi imandan tahkiki imana geçiş meselesi yani. Ruberu serisi mutlaka kaçırmayın. İzleyeceksin, okuyacaksın, bir süre sonra bir bakacaksın imanın çok kuvvetlenmiş. İnsanlar seni yatırmaya çalışsa bile sen sabah namazına kalkacaksın. Bırakın beni, yatırmayın, ne olur uyumak istemiyorum, kapatmayın gözlerimi deyip insanları seni zorla uyutmaya çalışsalar bile uyumayacaksın, kalkacaksın. Ya bizim Bilal abi var ya, hakikaten çok komik bir adam. Allah razı olsun. İnşallah bu videoyu da izler. Şimdi Bilal abi şey yapıyormuş. Hani ıslık çalıp şeytanı çağırıp sonra Eûzü Besmele çekip kovanlar ya şeytana dalga geçen. Abi dedim çok oynama. Yok diyor, ben çok keyif alıyorum. Bu yaşıma kadar o benimle oynadı, şimdi ben onunla oynuyorum diyor. Tam yatacak gibi yapıyorum. Yatsı yıkılmayacak gibi yapıyorum diyor. Sonra bir anda hızlıca kalkıp abdest alıyorum. Ne oldu diyorum. Ondan sonra sabah namazına diyor kalkıyorum. Tam böyle alarmı kapatıyorum. Tekrar yatar gibi yapıyorum diyor. Tek gözümle açıyorum. Hemen zıplıyorum, abdestimi aldım, namazı kılıyorum. Sonra ne oldu diyorum şeytana. Yani böyle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bilal abi yapıyor diye siz yapmayı denemeyin. Şeytan yoksa kontra atak yapar. Ters köşe olursun Allah muhafaza. Bir de sabah namazı rızkın dağıtıldığı vakit. Yani rızkının bol olmasını istiyorsun değil mi? Dünyada insan menfaati çok talep eder. Rızık deyince de gözümüz açılıyor. Madem öyle, rızkının çok olmasını istiyorsan ne yapacaksın? Sabah namazına kalkacaksın. Çünkü o vakit rızkın dağıtıldığı vakit. Bazı zenginler var. Ben diyor üstüme güneşi doğurmam diyor. Ya adam o rızkın meselesini görmüş, kaçırmıyor yani, düşün. Bir de sabah namazı çok büyük inkılapların başı. 5 vakit namazı Allah neden emretmiş? Neden bir vakitte kılamıyoruz hepsini? Hepsi kainatta, dünyada ve bedenimizde çok büyük inkılapların olduğu vakit. Mesela gençlik zamanla ne işaret eder? Öğle namazı. Peki sabah namazı ne işaret eder? Doğumumuzu, ana rahminde oluşumuzu ifade eder. Ve kainatın yaratılışında da neyi ifade eder? Birinci günü. Ve mevsimlerden neyi ifade eder? Bahar mevsimini mesela. Sen bütün bunların aslında icrasını yapıyorsun. Tesbihatını, kulluğunu Allah'a sunmuş oluyorsun. Muazzam bir iş yapıyorsun sabah namazında. Sadece kendin için, bütün kainatın temsilcisisin. Halife-i Ruh-i Zemin'sin. Boş bir iş değil. Geçelim ikinci taktiğe. Zamanında uyuyun arkadaşlar.
sen oyun oynarsın, film izlersin, dizi izlersin, maliyaniyatla meşgul olursun, saat olur 3, sonra yatarsan tabii sabah namazına kalkamazsın. Geç yatma bak, yoksa uykuya kalırsın. Namaz uykudan hayırlıdır, bunu unutma. Taktik 3, içten dua edin. Açın ellerinizi, Rabbim ben seni seviyorum deyin ya. Huzuruna gelmek istiyorum, beni huzuruna kabul et deyin. Seni seviyorum, senin de beni sevmeni istiyorum. Senin en sevdiğin, beni en çok görmek istediğin o sabah namazına da kalkmak istiyorum. O tabloda olmayı bana nasip et deyin. Öyle gerçekten inanarak yatın, dediğin gibi oluyor yani. Sabah 6'da Cenab-ı Hak kaldırıveriyor sabah namazı vaktinde. Ya birisinin seni kalk diye böyle kaldırdığını duyuyorsun. Bazen oluyor yani, kim acaba, in mi cin mi diyorsun. Biri beni kaldırdı ama huzur hissediyorsun, korku değil. Bir de yatmadan önce 3 ihlas oku, salavat getir, aç ellerini, dua et, beni sabah namazına kaldır. Amin de Fatiha oku, yat. Kalkmazsan sevaplarını iade ediyor. Bizim Canberk'in bir anısı var abi. Bir gün biz bunu sabah namazına kaldırıyoruz. Bu da rüyasında sabah namazını kılmış. Allah böyle kalkmış falan yataktan. Biz bunu kaldırınca diyor ki ben diyor namazı kıldım diyor. Siz kılın diyor. Sabah bir uyanıyor, her şeyin farkına varıyor. Meğer diyor ben rüyada kılmışım. Allah. Sonradan anladım diyor. Şeytan büyük tuzak kurabiliyor bazen. Bana da oldu birkaç kere. Ya rüyada kılıyorsun, her şeyini yapıyorsun, yatıyorsun sonra geri. Sonra seni kaldırıyor, ben kıldım diyorsun. Nasıl kıldın diyor. Vakit yeni girdi diyor. Allah Allah ya, rüyamda kılmışım o zaman. Fark ediyorsun. Sabah namazına kaldır. Alarm değil imandır dedik. Alarm değil gönül kurmak lazım dedik ama alarmda kuralım. Ne yapalım ama elimizin böyle uyku haliyle kapatabileceği bir yerde değil. Uzak bir yerde olsun. Uzağa koyarsak o alarmı kapatamayız. Kalkmak zorunda kalırız. Ama tabii çınar altında bazı kardeşlerimiz var. Bir saat adamın başında bangır bangır bir alarm çalıyor. Adam mehter marşını koymuş. Ya 7 sülale, 7 mahalle, ne kadar kenar mahalle varsa herkes duyuyor. Herkes kalkıyor. Sabah namazı kılmayacak adam bile kalkıyor. Herife beddua ediyor. Yani o bedduayla adam bir sonraki gün zaten alarm bile kuramayacak. O yüzden diğer taktikleri bu arkadaşlarımız daha ağır uygulasınlar. 5. Bu da 4 ile alakalı. Sabah namazına seni kaldırması için birinden rica et. Biraz sonra 8. maddeyi söyleyeceğim. Onunla da alakası var bunun. Evde yalnız değilsen halihazırda kalkan birilerinden rica et. En hızlı kalkma yöntemi zaten o oluyor. 6. maddeye gelelim. 6. madde, kalkamadığın zaman öyle bir tövbe et ki bir sonraki gün şeytan seni kaldırsın. Hani Beyazıt Bistami için anlatılır. Artık kıssadan ise kim olduğu önemli değil ama bir gün sabah namazına kalkamamış. O gün öyle bir tövbe etmiş. O kadar çok ibadet etmiş. O kadar çok ağlamış ki ertesi gün şeytan gelmiş onu sabah namazına kaldırmış. Senin demiş ne işin var sabah namazıyla? Olsun demiş, kalk. Ya bir söyle demiş, ne işin var ya demiş. O kadar tövbe ettin ki Allah seninle beraber başkalarının günahlarını affetti. Bir daha kaçırma, aynı şeyleri yapma diye seni kaldırdım demiş. Bu kıssa. Bu kıssadan alacağımız hisse ne? O kadar tövbe et. O kadar yakar ki kaçırdığın için. İçin yansın ki o yürek yangını seni sabah namazına kaldıracaktır. 7. madde benim en sevdiğim madde. Direkt fiziksel bir madde. Uyumadan önce biraz su içmek işine yarayabilir. Ne kadar su? Şimdi mesela 1 litre su içersen sabah namazına kalkarsın. Ama şöyle bir damacana su içersen teheccüde bile kalkarsın, emin ol yani. Hiç yatmaya da bilirim. İçersen. Bu zaten aynen. Bir hafta uyuyamayabilir yani. 8. madde, son madde ama çok güzel bir madde. Suyun kaldırma kuvveti var arkadaşlar, biliyor musunuz? Abi acaba Arşimet suyun kaldırma kuvvetini hani sabah namazına birini kaldırırken falan mı buldu? Olabilir. Benim bir reelsim vardı ya, o geldi aklıma. Arşimet demiş bana yeterli bir kaldıraç verin, dünya yerinden kaldırayım ama hiç sabah namazına kalkmamış diye. Orada küçük bir mümin latifesi yapmıştım, bazıları anlamamış. Yani işte Arşimet zamanında İslam'ın vardı kardeşim falan diye. Ya kardeşim orada espri yapıyorum. Tabii ki ben de biliyorum yani meseleyi. Ama hakikaten şöyle bir şey var, biliyor musun? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bir adam gece kalkar da hanımını kaldırırsa, kalkmazsa da yüzüne su serperse Allah ona rahmet etsin diyor. Ve aynı şey hanım için söylüyor. Kocası kalkar da kocasını kaldırır, kalkmazsa yüzüne su serperse ona rahmet etsin diyor. Bir tane fotoğraf var, onu bulursan koy mutlaka. Genç bir kardeşimiz, çok hoşuma gitti. Bir su bardağı koymuş, önüne de bir not bırakmış. Demiş ki anneciğim, eğer sabah namazına kaldırdığında kalkmazsam bu suyu başımdan aşağı dök. Biz de çınar altında suyun kaldırma kuvvetini kullanıyoruz değil mi? Sabah namazına kalkmadı. Uykusu çok ağır. Bismillahirrahmanirrahim diye döktüğün zaman adam yani suyun kaldırma kuvvetinde bir anda sabah namazına kalkıveriyor. Kardeşlerim bu taktikleri uygula, Allah'ın izniyle sabah namazına bir ömür kalkarsın. Ama esas mesele dediğim gibi imanı kuvvetlendirmektir. Kainatın yaratıcısını tanımaktır. Onun kudretini, onun esmasının tecelliyatını öğrenmektir. Kör bir adama göz versek ne kadar mutlu olur değil mi? Rabbim bizi yoktan var etmiş. Sadece göz değil kaç tane aza bize vermiş. Ya bir insana ufacık bir hediye versek adam mutlu oluyor, teşekkür ediyor. Bu kadar nimeti veren Allah'a biz hiç mi teşekkür etmeyeceğiz? Allah'ın istediği teşekkür şeklidir namaz. Sen Rabbini tanırsan, onun senin üstündeki tasarrufatını öğrenirsen zaten kendini durduramayacaksın. Namaza koşacaksın. Rabbim namazın istikametinde yaşasın. Namazın huzurunu ve lezzetini size versin. Allah'a emanet olun.